Evet, merhaba çocuklar. Bu dersimizde sesli okuma kurallarından bahsedeceğim. Mucit kitabımızda 6. tema olarak geçiyor. Yine takip etmek isteyenler için sayfa 155'te var. Fakat o kitaptan ödevlendirme yapacağım. O yüzden size şu an konuyu anlatmak istiyorum. Şimdi okuma ve yazma etkinliklerinden okuma kurallarını işleyeceğiz. Aslında sene başından beri her Türkçe dersinde hatırlattığımız bir konu. Sürekli üstüne değiniyoruz. Sürekli bahsediyoruz. O yüzden bu derste de dikkatli dinlerseniz etkinlikleri de rahat yaparsınız. Şimdi bir yazıyı başka insanların dinlemesi için okunmasına sesli okuma diyoruz. Sesli okumanın da kendi içinde çocuklar bazı kuralları var. Şimdi bu kurallara bakacağız. Sesli okuma becerisi gelişmiş olan öğrenciler bütün derslerde daha başarılı olurken sosyal etkinliklerde de daha fazla rol alırlar. Kısaca sesli okuma becerisi bir öğrenci için hayati önem taşımaktadır. Şimdi sesli okuma yaparken nelere dikkat edeceğiz? Çocuklar, birincisi duruş ve oturuş. Duruş ve oturuşumuz nasıl olacak sesli okuma yaparken? Çocuklar, öncelikle duruşumuza ve oturuşumuza dikkat edeceğiz. Çünkü duruş pozisyonumuz diyafram kaslarımızın çalışmasına ve nefesimize etki etmektedir. Ayaktaysak mümkün olduğu kadar dik duruş içinde olmalıyız. Oturuyor isek dik bir şekilde diyafram kaslarımızın rahat çalışacağı pozisyonda oturmalıyız. Metne yakınlık. Okuduğumuz metin ile gözlerimiz arasındaki mesafe çok az olursa cümleleri bir bütün halinde takip etmek yerine harfleri ve kelimeleri takip etmek zorunda kalırız. Bu da okuma hızımızı yavaşlatır. Ayrıca metin gözlerimize çok uzaksa okuduklarımızı iyi göremeyeceğimizden okumamız yine yavaş olacaktır. Doğru uzaklık metin ile gözlerimiz arasında kendi karışlarımızla iki karıştır çocuklar. Şimdi yani metin ile gözleriniz arasında çocuklar yaklaşık 30-40 santim arası kadar bir boşluk olacak. Yani iki karış dediği bu mesafe. Sesli okuma yapılacak metin mutlaka öğrencileri birkaç defa sessiz okutulmalıdır. Öğretmen tarafından örnek sesli okuma yapılmalı ve gerektiği yerde metin üzerinde aşağıdaki kriterlere uygun notlar aldırılmalıdır. Şimdi sesli okuma kriterleri nelermiş? Mesela şu anda ben karşımdaki ekranda bu size anlattıklarımı okuyorum. Aslında şu anda benim de tabii ki size hepinize yani birden fazla kişiye hitap ettiğim için benim de şu anda çocuklar sesli okumaya, konuşmaya tabii ki dikkat etmem gerekiyor. Sesimi olabildiğince size duyurmam gerekiyor. Şimdi bakalım, ses tonu bir kere çok önemli. Sesli okuma yapan bir öğrencinin sesini ortamda bulunan herkesin rahatça işitebilmesi durumudur. Ses tonu çok düşük olan öğrencilerin okudukları işitilmeyeceğinden dolayı anlaşılmaz. Sesi çok çıkan öğrencilerin de kısa sürede ses telleri yorulacağı için etkili bir sesli okuma yapamazlar. Mesela sınıfta okuma yaparken bazen hani bazı arkadaşları uyarıyordum biraz daha yüksek sesle diye durdurup. Çünkü sesi çok fazla çıkmadığı için okuduğu şeyi de bu defa anlamamış oluyoruz. Şimdi duraklamaya gelelim. Duraklamayı çoğu insan sadece noktalarda tam nefes almak, virgüllerde de yarım nefes almak şeklinde bilmektedir. Aslında duraklama daha fazla detay isteyen bir durumdur. Küçük çocukların nefes tutma süreleri kısa olduğu için okurken sık sık duraklama yapmak zorunda kalırlar. Bu duraklamaları tamlama araları gibi yanlış yerlerde yaparlarsa dinleyenler için metni anlama güçleşir. Örneğin insanların dış görünüşleriyle iç özelliklerini tanıtan yazılara portre denir cümlesine. Bakın şimdi çocuklar ne şekilde okumamız gerekiyor? İnsanların dış görünüşleriyle iç özelliklerini tanıtan yazıları portre denir. Çocuklar, bu biçimde bir okuma yanlıştır. Şimdi şurada insanların dış görünüşleriyle iç özelliklerini tanıtan yazılara portre denir. Yani şurada duraksayacağız. Aşağıda bir metinde duraklama yapılabilecek yerler işaretlenmiştir. Bu konuda kendini geliştirmek isteyenler sesli okuma yapmadan önce metnin duraklama yerlerini önceden işaretlemelidirler çocuklar. Evet, bu metni burada durdurup okuyabilirsiniz. Tonlama. Metnin içerisinde bulunan konuşmaların canlandırılması durumudur. Yani mesela bazen metin okurken hani arada karakter konuşmaları var ya, ben mesela bazen orada çoğu zaman
sesimi değiştiriyorum. Çocuklar tonlama etkili bir okuma için çok önemli. Örnek olarak metinde yaşlı bir insanın konuşması varsa o konuşmanın yaşlı bir insan gibi hissettirilmesidir. Çocuklar tonlama dinleyicinin dikkatini toplamasını sağlar. Şimdi burada bir tane mesela kısa bir metin vermiş. Bakalım mesela ben böyle okuyorum. Hacivat sahneye çıkar. Bak kara gözüm, bu akşam Ramazan'ın 18. gecesi. Sen davul çalmasını bilir misin? Davulu çalayım da hapse mi gireyim? Yani kara gözüm, manicilerin çaldığı gibi. Ha, onu da yaparım. Şimdi çocuklar mesela burada iki tane karakter olduğu için aynı ses tonuyla okumamaya dikkat ettim. İki tane karakteri tonlamaya göre ayrı tutmaya çalıştım. Siz de zaten sesimden anlamış oldunuz. Vurgu. Vurguyu daha iyi anlatabilmek için şu örneği verebiliriz. Erzurumlular vurgu ile soru sorarlar. Sen çay içtin. Son kelimeyi inceltip uzatarak cümleye soru anlamı katarlar. Metinde ilk cümlenin vurgusu ile son cümlenin vurgusu farklıdır. Paragrafların giriş cümlesi ile son cümlesi farklı vurgulanır. Varsa rüzgar sesleri gibi yansımalar farklı vurgulanır. Ayrıca duygularda eyvah, yandım gibi kelimeler vurgu ile hissettirilir. Virgüllerde ayrı bir vurgu vardır. Bu vurgu çocuklar nesnelerin devam ettiğini belirtir. Mesela bir tane örnek cümle vermiş. Pazardan elma, armut, kiraz, şeftali aldık. Mesela şu an ben bu cümleyi söylerken sıralama yaptım. Aslında her kelimenin çocuklar kendisine ait bir vurgusu var. Bakalım şimdi şu metni okurken biraz dikkat ederseniz daha iyi anlayacaksınız. Baktın mı? Yok mu? Yoksa tam da istediğin gibi sorununa çare oldu mu? İşte bu harika. Bunu sen düşündün, sen tasarladın, sen yaptın. Demek ki sen de benim gibi bir usta oldun. Şimdi icadına gurur duyabilirsin. Ta ki yeni bir sorun edinene kadar. Bakın altı çizili olan kelimeleri daha vurgulu okudum. Çocuklar son olarak telaffuz. Telaffuz çocuklar kelimelerin doğru okunmasına denir. Tabii ki ne kadar çok kitap okursanız telaffuzunuz da o kadar doğru olacaktır. Kelimeleri ağzınızdan daha düzgün çıkaracaksınızdır. Gerek dil gelişiminden gerekse de yöresel konuşma hızlarından dolayı bazı öğrenciler bazı kelimeleri telaffuz etmekte çocuklar zorlanabilirler. Telaffuzu zor kelimeleri çocuklar bunu aşabilmek için daha çok şöyle bir çalışma yapabiliriz. Tekerleme, ezberleme. Zaten bizler sizlere aylar boyu aslında yani haftalar boyu şey verdik, tekerlemeler vermiştik ilk dönemde ağırlıklı olarak. Bunu yapmamızın amacı hem telaffuzunuz gelişsin hem okurken kelimelerde takılmayın hem daha hızlı ve akıcı okuyun diye bu çalışmaları yaptık. Sesli okuma becerisi gelişmemiş bir öğrenci okuduğunu anlayamaz. Okuduğunu anlamayan öğrencilerin de derslerde başarılı olma şansı çok düşüktür. Sesli okuma sadece okulda değil, tüm hayat boyu insanın karşısına çıkan bir olgudur. Sesli okuma becerisi gelişmiş olanlar, çocuklar kendilerini daha iyi ifade ederler, toplum karşısında daha rahat konuşurlar, okudukları, konuştukları dinleyiciler tarafından daha kolay anlaşılır çocuklar. Şimdi elimden geldiğince okuma kurallarından bahsettim. Bundan sonra da vereceğim ödevlerde çocuklar okuma kuralları ile ilgili çok güzel etkinlikler var. Onları yapabilirsiniz. Evet, bu haftaki Türkçe dersimiz de burada bitti. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.